Seni dinleyelim. Ne yapalım? Ne yapılması lazım? Şu an ne görüyorsun? Ben aldığım mesajlardan bir şey söyleyeyim. İki konu var. Bir tabii enkaz çalışmaları sürüyor. Bir de ama dışarıda kalanlar. Ben bunları da çok önemsiyorum. Bu insanlar sabahtan beri dışarıda. Sabahki şok mesela bunu geri plana itti. Anlayamadı insanların ne olduğunu falan filan. Yani çorap bile giymeden çıkanlar var dışarı. Sabahtan beri dışarıdalar. Müthiş bir soğuk var. Kar yağıyor, yağmur yağıyor. İnsanlar üşüyor ve yiyecek içecekleri yok. Barınma sorunu baş göstermeye başladı. Buraya hiç bakılmıyor. Barınma sorunu büyük bir problem olacak. Ben bir kararname ile çevredeki oteller, AVM'ler, Sayın Özdağ da paylaşım yapmış, ona da katılıyorum. Bunların bir şekilde hemen kullanıma açılması ve en azından bu kısmı, bu sorunun bu kısmı halledilip AFAD ve diğer yetkililerin daha fazla enkaz çalışmalarına odaklanabilmesi sağlanabilmesi gerekiyor. Ama gördüğüm o ki daha enkaz çalışmalarına yetişemiyorlar. Kaldı ki bu insanlar işte bir çadır kent bir şey falan yapsınlar. Hiçbir şey yok ortada. Şimdi işin en şey tarafı şu, ulaşılamayan yerlerle ilgili. Ben şöyle bir şey, biz şöyle bir haber yapmıştık. Serkan abiyle oturup bir yorum haber yapmıştık. Elazığ depreminden sonra ve Elazığ'da 25 Ocak 2020'de bir haber yapmıştık. Hatta başlık da şuydu: deprem her şeyi yıkar ama hiçbir felaket TSK'yı yıkamaz diye. Evet. Şimdi oradan bir bölümü okumak istiyorum. Yaptığımız haberde şunları söylemiştik. Demiştik ki, her kentte bulunan kurtarma ekiplerinin belli bir sayısı vardır. Küçük olaylarda ani müdahale için çok mühimdir. Ancak büyük felakette başta illerden yardıma gelen vatandaşlar kadar vatandaşın çığlığı ilk Mehmetçik koşar. Bugün bu TSK profesyonelleşme hedefiyle yenilenmeye çalışılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu çok sayıda uzman ve bu profesyonelleşmenin Mehmetçiği bitireceği konusunda uyarılar yapıyor. Ordunun küçülmesi Türkiye'yi zayıflatır diyor. Bugün yine gördük ki, ta Elazığ'dan bahsediyorum, TSK ve bünyesinde ki Mehmetçik sadece iç ve dış tehditler için hazır bulunmuyor. İşte Türkiye'nin afet günlerinde de gözler yine Mehmetçiği arıyor ve gözler yine Mehmetçiği görüyor. Çünkü ülkemizin her bölgesinde tek örgütlü yapı TSK. Bölgenin insanı bir afette önce eşini, dostunu, ailesini kurtarmak için koşar ama Mehmetçik milletine koşar demişiz. Şimdi buradaki şöyle, biz o dönemde şunu söylemiştik. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde, emniyette, yani jandarmada, Türkiye'nin köyünde dahi örgütlü olan devletin yapısı, bu devlet yapısında belli başlı koordinasyonlar kurulmuş olsaydı, sadece AFAD değil, AFAD'ın yanında da. Çünkü böyle durumlarda yetişmesi falan mümkün olmuyor. Dolayısıyla biz o zaman şunu söyledik. Beyazıt Karataş da müthiş bir yazı yazmıştı. Hatta şöyle başlığı da onu, yetkileri budanan TSK depremde ne yapacak diye 26 Eylül 2019'da bir yazı yazmıştı. Ve devlet TSK'nın afet sorumluluğu budandı diye bir tepkide bulunmuştu. Biz şunu söylemeye çalışıyoruz. Bu tarz kaotik durumlarla karşı karşıya kalacağımızı söyledik. Elazığ depreminden sonra. Hatta Van depreminden sonra da. Dolayısıyla şu andan itibaren bir an önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, jandarmanın, emniyetin, yani o köylerin ve ilçelerde bir anda örgütlü olabilecek ve oraya müdahale edebilecek bir koordinasyon sisteminin kurulması lazım. Bu elzem. Niye elzem? Aynı zamanda sağlık ekipleri de. Keşke GATA açık olsaydı da GATA'nın ekipleriyle beraber oraya gidilebilseydi. Sağlık şeyimiz de şu anda işte diğer hastanelerde işte birçok şey var ama TSK'nın içerisindeki o şeyler, sıhhiye bölümlerinden falan, onlarca insan da yardıma koşabilirdi, anında müdahale edebilirdi. Bir yandan da aynı zamanda şeyler, yani yardımlaşma kuruluşları var, değil mi? Bir sürü vakıf var, dernek var. Bunlarla koordinasyonu sağlayacak bir ekip. Şimdi AFAD insanları mı kurtarsın, oraya mı gitsin, buraya mı gitsin? Büyük bir kargaşa. Daha gidemediği yerlerden bahsediyoruz. Bakın, Antakya'dan bahsediyoruz. Adıyaman merkezden bahsediyoruz. Buralara daha henüz tam olarak erişilebilmiş değil. Kırıkhan'dan bahsediyoruz. Hatay Kırıkhan'dan, Maraş'ın birçok bölgesinden bahsediyoruz. Buralara nasıl ulaşılacak? Bunun bir cevabı olmalı diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bugün yapılması gereken, yine bundan sonra da yapılması gereken acil önlemler şu, yani şu anda, hele ki gece daha da soğuk olacakken acil önlemler alınması lazım. Bize mesajlar geliyor. Birçok insandan, biz evimizi açtık, buyursunlar gelsinler diye. Ama tabii birçok illerde, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da bunları söyleyenler var. Bu insanlar buradan nasıl nakil edilecek? Hadi bu, mesela en azından orada soğukta sıkıntıda olmuş insanları taşıyabilecek bir sistem kurulması lazım. Ha, Ankara'ya getirilmesi, şu Konya'ya ya da ne bileyim şey Çorum'a. grubu normal herkese aç yani, barış. Çok saldırı vardı. Olsun, saldırı oldu, olsun saldırı canım. Saldırı yapan, bize saldırı yapan ya, küfür eder, açılsın normal.
Pişler puşlar girmesin etmesin de namuslu bir sürü insan var şimdi abone olmayan yorumlar ya da haberler verecekler, onlar önüne geçmeyelim yani. Yani buradaki temel sorun bir an önce bu çözümü nasıl yaratacağımızla ilgili. Dolayısıyla bu çözüm için sadece AFAD yeterli olabilir mi? Bir de bunlar sorulması lazım. Erlin söylediği şey çok önemli. Bir an önce yani oradaki insanları nakil yaptırmak. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Bunun koordinasyonu sağlam. Mesela sen şu an koordinasyonu nasıl görüyorsun Erlik? Abi şöyle, kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Özellikle canıyla başında çalışan insanlar var. O yüzden dolayı hiçbir kurumu zan altında bırakmak istemiyorum ama bana birçok kişi ulaşıp da ya bina yıkılmış ve sabahtan beri başındayız, bir Allah'ın kulu yok diyor. Bak sadece AFAD değil yani, belediye, polis, jandarma, hiç kimse yok. Hiç kimse yok diyor başımızda ve ne yapacağız diyor. Yani burada bekliyoruz, insanların ölmesini bekliyoruz diyor. Aşağıdan sesleri geliyor. Bir değil, iki değil bu arada bu yani. 2-3 tane örnek değil, böyle spesifik örnekler olsa neyse. Bunun gibi onlarca var bana yazan ulaşan. Mesela bir izleyicimiz demiş, yardımlar ulaşamadığı yerlerde insansız hava araçları ve dronlar kullanılabilir mi? Tabii ki kullanılabilir. Şu anda İHA'ların bütün fotoğrafı çekmiş olması lazım yani. Bütün yani İHA'lar bugünler için lazım mesela. Ben sabahtan direkt aklıma gelen iş oydu. Yani hangi mahalle, hangi köyler, yıkım, enkaz raporunu en hızlı çıkaracak bura. Ama bize bir bilgilendirmeyi sağlıklı yapmıyorlar, etmiyor. Biz şimdi inanmıyoruz ki yani. Biz bütün milletin içindeki dert şu. Açıklanan rakamlar ya da bilmem neler hikaye. Görünen çünkü tablolar ya da sosyal medyadan alınan algı öyle bir şey ki. Yani vehamet çok da daha şiddetli. Serkan abi, sosyal medyadan ziyade hani hayatın gerçekleri de var. Çok kötü bir güne uyandık ama çok daha kötü bir geceye giriyoruz. Büyük ihtimalle ölümlerin birçoğu hipotermiden, işte soğuktan bu gece olacak. Yani şeyden dolayı değil, depremin kendisi dolayı değil, sonuçlarından olacak. Evet abi, onu diyorum ya. Gece donarak öldürttüre